Hemen Bekir Mert'e dönelim. Milli Savunma Bakanlığı'na ilgili bir özel haber var. Daha doğrusu bir son dakika gelişmesi var. Bekir bize detayları anlatacak. Bekir sendeyiz. Zeliha perşembe Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Yine bu sabahta yapıldı. Terörle mücadele ilişkin son detaylar paylaşıldı. Hemen aktarmaya başlayalım. Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarında 48 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi, ifade edildi. 1 Ocak'tan bu yana baktığımızda ise yine o devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 1048'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bölgede operasyonlarında yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizmemizde fayda var. Bir kez daha altını çizelim. Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarında 48 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hudut güvenliğine bakacak olursak yasa dışı e, geçişler, geçişlerin önlenmesi noktasında da hudut kartalları sınırda kuş uçurtmuyor. Buna ilişkin detaylar da paylaşıldı. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 364 şahsın yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Yakalananlardan 10'unun da terör örgütü PKK üyesi olduğunun altı çizildi. Özellikle 1390 şahsında hududu geçemeden engellendiğine vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1 Ocak'tan bu yana da yine hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4.345'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55.507'ye ulaşmış durumda. E tabi Bir yandan da merak edilen detaylar merak edilen başlıklar var. Bu noktada geçtiğimiz günlerde bir konu gündeme gelmişti. Suriye'de görevli birlik komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığına dair bazı haberler yansıdı. Bakanlık kaynakları buna ilişkin bir açıklama yaptı. Hemen o hatırlatmakta fayda var. İki asker operasyon için Suriye'de bulunan Tuğgeneral'in makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapıyordu. İşte buna ilişkin haberlerle ilgili de bakanlık kaynakları bir değerlendirme yaptı. Suriye'de görev yapan bir Tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olay hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından ve hazırlık soruşturmasının da adli makamlar tarafından gizli olarak yürütüldüğüne dikkat çekildi. Olaya ki, e, karışan kişilerin de tutuklandığına vurgu yapıldı. Sözleşmeli personelin sözleşmesinin feshedildi. E, diğer personelin de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi ifade edildi. Yine birlik komutanı makam aracı kullanılan birlik komutanının da emekliliğe tu generalin emekliliğe sevk edildi. Bakanlık kaynakları tarafından paylaşıldı. Yine söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının da görev yeri değiştirildi. Bakanlık kaynakları tarafından vurgulandı. Öte yandan İran'da düşen Cumhurbaşkanı reisiyi taşıyan helikopteri arama çalışmaları buna ilişkin de detayları paylaştı bakanlık kaynakları. E, burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var denildi. Acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve sürekli reaksiyonu özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yeteneklerle kabiliyetler Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimi sayesinde Kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisi dedi. Bakanlık kaynakları ve arama kurtarma çalışmalarında Akıncı İhan'ın kullanılmasının son derece önemli bir faaliyet olduğunun altı bir kez daha çizildi. Bir kez daha toparlamakta da fayda var. Altını çizelim. Son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele operasyonları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu noktada 48 PKK'lı etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bu yana ise toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1048'e ulaştı. Zela Saraç. Peki, teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için.